Londra Türk Radyosu. Evet sevgili dostlarım, Londra Türk Radyosu'ndasınız ve ben sonucu Zomran. Rahime Mahmut bizim telefonumuzun ucundadır ve o tarafından bir merhaba diyor sizlerle beraber ve konuşmamızı başlayalım. Rahime Mahmut müzisyen ve siyasi faalımız var. Merhaba Rahime Hanım. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, davetimizi kabul ettin. Biz biraz önce de söyledim, merak etmeyin, siz Uygur türküsü de bazen kelimeleri kullansanız, dün konuştuğumuz gibi de hiç sorun değil. Çünkü şarkılarda biz hep anlayırız Uygur türküsün ve burada da inşallah siz Uygur türküsünden de bazen kelimeler kullansanız, biz işlersiz, biz çok mutlu olduk ve seve seve de dinleyeceğiz. Kendinizden biraz bize bahsedin, kimsiniz ve neler yapıyorsunuz? Bildiğimiz kadar müzisyensiniz ve şarkılarınız vardı. Ve bir Londra'da ve Avrupa'da bir değerli Doğu Türkistan siyasi faalsınız. Kendinizden bize bahsedin bize. Teşekkür ederim. Ben Gulca ülkede, yani Doğu Türkistan Gulca ülkede doğan, orada Doğu Türkistan 30 sene hayatım orada geçti. 2000 yıllarda ben Londra, İngiltere'ye Master Science, yani Environmental Study, onu okuma için gelip burada yaşıyorum. İşim tercüme işleri, kitap tercüme, Uygur şiirleri İngilizceye tercüme yapıyorum. Hep de biz London Uygur Ensemble'da bir şarkı söylüyorum. Yani Uygur davası şarkılarla, kültürle hep kendi kölemde Avrupa yani devletleri anlatmak için bu işlerini yapıyoruz. Çok güzeldi. Biz güzel şarkılarınız vardı. Birazdan sözünü konuşmadan sonra ben güzel bir şarkısı, Levan Yala adında bir şarkını yazacağım. Çok güzel bir şarkıydı. Dün de dinledim. Neler yapıyorsunuz Doğu Türkistan için? Doğu Türkistan'a siyasi faalları, siyasi faaliyetleriniz nedir İngiltere'de ve Avrupa'da? Neler yapıyorsunuz? Siyasi faaliyetlerimiz, ben World Uygur Kongresi'nin beraber yani Çin'e karşı insan hakları için protestolar yapıyoruz. Burada Chinese Tibetan Uygur Solidarity bir grubumuz var. Bu Çin demokratla hep Tibetlilerle beraber mesela faaliyetlerimiz oluyor. Hem de ben Uygur Kalem Organization, yani Oral Altay yazarlarının burada ben de tercüme işlerle şoğulanıyorum. Evet, yani yapıyorsunuz, evet. Bu işler, yani Uygurlarının çünkü bu Avrupa'da çok insanlar hatta Uygur kim bilmiyor. Ben en yani yeni İngiltere'ye gelende şaşırdığım oldu. Okulda, üniversitede arkadaşlar sen nereden geldin dese, ben yani Çin'den demek istemezdim. Çünkü Doğu Türkistan Uygur desem bakardı bana, ner o, hiç anlamadı, hiç duymadık biz öyle bir yer, öyle bir. Ondan ben uzun onları anlatmak için çalışırdım yani. Ben neden Çin değilim yani. Onlar diyordu, devletin pasportun ne ya? Çin pasportu. Zorlu biz Çin pasportu kullanıyoruz. Öyle sen Çinlisin derdi. Ben de çok kızardım onun. Bu biz Uygurlar hepimizin bu problem var yani. Devlet sırtında kendimiz kimliğimizi anlatmak bir zor.
Onun için ben 2004 birkaç arkadaş, yani müzikant, müzisyen arkadaşlarla beraber bu London Uygur ansamblını kurduk. Yani bu ansambl arkalık Uygurlar kimdir? En önemlisi bir milletin kimliğini başkalara anlatmak. Ondan sonra bizim nasıl bir durumda, nasıl Çin zulüm altında yaşıyoruz, bunları anlatmak. Evet, çok güzel bir konuşmaydı ve kimlik konusu benim için çok önemli bir şeydi. Eğer bir milletin kimliği olmasa gerçekten o millet sayılmaz. Kimlik, evet, kimlik bizim her şeyimizdi ve o için de bugün Uygur kimliği kaybolmayıp, Uygur'un kimliği kayıp değil, ben hiç inanmıyorum buna ve olmayacak da. Ama çalışırız ki kimliğimizi, gerçek kimliğimizi dünyaya göstererek ve Uygur milleti kimdi ve Doğu Türkistan nerededir? Ve sizin gibi güzel insanların sayesinde de bu işleri yapıyoruz ve bizler de yardımcı oluruz inşallah. Çünkü bir Türk olarak fark etmez, onlar da bizim kardeşlerimizdirler, can ciğerlerimizdirler. Uygur'da olur olsun, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, her yerde olsalar hepimiz Türk'üz ve hepimiz bir kandan, bir yurttan ve bir baba, ata babadan gelmişiz. Ben biraz önce sizden sonra Nurla Hanım'dan konuşacağız ama ondan rica ettim ki tarihten konuşaq çok. Biraz Uygurların eski imparatorlarından, çünkü duyduğumuza kadar, okuduğumuza kadar Uygurlar büyük imparatorlar ve büyük hükümetler yaradıblar tarihte. Ve biraz sonra sizden sonra Nurla Hanım bunları çok güzelce anladı. Çünkü Nurla Hanım şaire ve yazardı ve çok güzel bir özelliği de var ki kendine bırakır ama o özelliğini söylesin. Çünkü ona da, size de ve ona da bir o konuda özel program yapacağım. Size inşallah müzik, bir Uygur müziği olarak bir program yapacağım. İnşallah bir gün, bir haftadan sonra gelersiniz buraya. Burada canlı yayında stüdyomuzda Uygur müziklerinden konuşacağız. Uygur şarkılarından konuşacağız. Nurla Hanım'dan da söyleyeyim burada. Nurla Hanım şair ve değerli yazarımızdı Doğu Türkistan'dan, ama onun güzel bir özelliği var ki Uygur mutfağının uzmanıdır. Gerçekten Uygur mutfağının uzmanıdır ve çok, yani merak ederim ki bu yemeklerinden, Uygur yemeklerinden de bir bilgiler alalım. Ve birazdan yine konuşacağız ama bu programdan sonra inşallah Uygur mutfağına yine bir özel program yapacak Nurla Hanım'dan ve onun bir tane 7 yıllık sarf ettiği bir kitabı vardı. Yani Uygur mutfağı olarak bir kitap yazıp 7 yıl zaman koyup ona. Ve gerçekten buradan alkışlıyorum bu değerli Türk bacıma. Bize Rehime Hanım, bize anlatın 60 yılda ne oldu Doğu Türkistan'a, neler başınıza geldi, neler Çin zulmü yaptı, nasıl yaptı ve neler oldu, onları bize 60 yılda anlatın. Tamam, teşekkür ederim. Yani 49. yıl Çin komünist Doğu Türkistan'ı işgal etti. Bu işgal etmek bizle savaşıp değil. Uygurlar Ruslarla beraber eski Komintang Çinlerini Doğu Türkistan'dan çıkardılar ve özgürlük, Doğu Türkistan yeni cumhuriyet kurdular. Ama bu Rus komünistlerle Çin komünist beraber bizini sattılar yani. Bizim özgürlüğümüz uzuna varmadı. Çin komünistler yani hile mikirlerle savaşla değil, hile mikir. Anladınız mı? Evet, yani anlattılar sözü, sattılar, evet, kandırdılar. Sattılar, evet. Öyle bizim prezident ve en mühim adamlarımızı Pekin'de ilk konferans, orada anlaşacağız diye Kazakistan'a getiriyor. O zaman da Soviet Union Almaty'dan uçağa salırlar. Sonra bunlar ne oldu bilmem. Yani yarım saatte accident oldu diye öldü. Öldü dediler. Ondan sonra yani Doğu Türkistan'ı Çin komünist hükümeti eline aldı.
Yani bunu anlatmak istesem çok şeyler var ama bu bir tarih yani. Evet, bir tarih, bir dönem yani. 50. yıllarda bunlar, çünkü Doğu Türkistan o zaman da biz sizin Şincan ülke ama daha kendi otonomi veriyoruz. Yani Tibet otonomi, Uygur otonomi, self govern, kendiniz kendinizin şeyi, kanunlar, her şeyi Uygurların elinde. Biz Çinliler buraya gelip sadece size yardım yapıyoruz. Yani 50. yılların 60. yıllara kadar, bu 58. yıllara kadar yani bu siyasetini yürüdürdü. O zamanlarda bu 8 sene belki en yeni Çinliler yeni gelende hep söylediklerini yaptılar, kandırdılar. Ama 58. yıllarda başlayıp bu sağcı yani rightist movement başladılar. Rightist movement sadece Doğu Türkistan'da değil, bütün Çin devleti de oldu. Bunun maksadı ne? Yani devlete karşı insanlarını nasıl otura çıkarıp bunlarını bitirmek. Bu siyasette hepiniz özgürsünüz. Devletin siyasetleri karşı olan fikirlerinizi söylen. Böyle yapsınız, biz de kendi suçlarımızı, yani bu yeni, biz yeni devletiz, yeni prensip yani policy'lerimizi değiştirmek için sizin fikirleriniz, yani bütün milletin fikirlerini anlamak istiyoruz diye insanlarını yani içindeki isteklerini konuşturmak için böyle bir siyaset yürüyor. Bütün, evet. bütün içinde. Doğu Türkistan'da yani eski, çünkü Doğu Türkistan independence, özgürlük ve ayrı devlet kurmak Çin'in bu autonomous region, yani autonomini kabul etmeyenler o zaman çıkıp yani böyle diyor ki biz Çin devletinin bir ülkesi olmak istemiyoruz. Biz Doğu Türkistan Cumhuriyet kurulan bir ayrı bir devlet, onun için biz kendi devlet. Bu zamanda bu bütün böyle siyasi düşüncesi varlar. Yani hiç Çin'e karşı elinde bir şey götürüp çıkarlar değil. Sadece kendi istediğini söyleyenlerini kendi özgürlüğünü hapisler. Hatta öğrenciler, üniversitedeki öğrencilerden tartıp o zaman 58. yılda bir Türk'ün en cengavar, vicdanlık Uygurlarını öldürüyor ve hapse atıyorlar. Evet, bütün savaşkan gencilerimiz öldürüyorlar ve hepsini hapishanelerde yok edirler ve maalesef yıllardır biz çok gencilerimizden haberimiz yoktu o illerden sonra. Evet. Hı hı. Hep de 60. yıllarda bu Çin bütün yere şey kapasını kapattı, yani Çin şeyini kapattılar, close the door to all the country. Ondan sonra bu medeniyet inkılabı diyen bir inkılap başlanıyor. Bütün Çin devlette olur. Çin devletlerinde, başka ülkelerinde hep yani Mao'a karşı, Mao Zedong'a karşı, onun siyasete karşı olan yazarlar olsun, inkılapçılar olsun, dinciler olsun, bütün hepsi hapislere,
hapislere alıyor. Hep de bu yeni, yani cultural revolution, kültür inkılavı diye eski kültür ne biz atmamız lazım, yeni bir kültür başlamamız lazım diye kültüre karşı hareket oluyor. Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan'da da aynen şekilde, yani Uygurların en kültürünü saklayan, dinini saklayan bu insanlarını persecution, yani persecution'in zarar verip hapislere atıyorlar, öldürüyorlar. Onları baskı altında saklamak. Baskı altında. Daha baskı altında. Yani yani ailelerden belki hiç baskı altına uçurmayan aile yoktur. Yoktur. Hep Doğu Türkistan aileden insanlar, yani genç olsun veya büyükler olsun, hepsi bu zulüm altında, yani everyone is affected. Herkesin bir, evet, herkese bir tesiri olmuş bu Çin'in, evet, zulmü. Ben sevgili dinleyicilerimizden çok özür dilerim, sizin de sessiz kesim. Biraz bazen İngilizce kelime kullanır Rahime Hanım ve Uygur Türkçesi kullandığı için ben size Türkiye Türkçesi anlatırım ve bu bazen yanlışlık ve saygısızlık olmasın Rahime Hanım'a. Sadece biz eskiden de konuştuk biz dün ki siz İngilizce'de konuşsunuz, İngilizce kelimesi de söylüyorsunuz, Uygur kelimesi de, ben onu Türkiye Türkçesine tercüme edeceğim. Buyurun Rahime Hanım. Teşekkür ederim. Bu siyaset böyle 60. yıllarda en şiddetli, yani bütün Çin devletlerinin en karanlık zamanlarıdır. Hep de Doğu Türkistan'ın en karanlık zamanları. Bu harekette bizim en ünlü insanlarımız, şairlerimiz, yazarlarımız, dinli erbatlarımız hepsini bir şekilde bunlarını hapislere alıyor, öldürüyor, yok ediyor. Ve bu öldürmek demek, bu kendi halkımızı kendimize düşman çıkarıp birbirimize düşman iki, yani gruplara bölüp birbirisine savaşa sarıyor. Bu 60. yıllardan ta 70. yıllara kadar bu medeniyet inkılap, onçi Uygurca onçi deyimiz, saçı inkılapın tesirden çok insanlarımızı kaybediyoruz. O zaman da hep camiler kapanıyor. Çünkü 50. yani 49-50. yıllarda bizim otonomini verendi. Bunlar söz veren, yani sizin dininiz, sizin kültürünüz, sizin hiçbir şeyinize biz karşı mı? Siz özgürlük, özgür, kendi devletinizde özgür her şeyi yapabilirsiniz. Biz burada sadece size yardımcıyız diyen bu promise, bu veren sözleri hepsini karşı, kendi kanunlara karşı ve Uygurlarının, yani sadece Uygurlar değil, bütün Doğu Türkistan'daki Türkü milletleri zulüm aslında yaşıyor. Yani benim kendimin 70. yıllarda başlangıçta Çin hükümete çalışmayan bütün şehirde yaşayan ailelerini köye mecbur atıyorlar. Yani çünkü ticaret yasak. Hiç kimse bir kalem, bir şey satmak izin yok. Hepsi komünizm. Komünizm, bu komünistler her şeyi devletin. Başkalarının bir şey bulmak yasak. Yani ticaret yasak.
Onun için benim babam ticaretçi olduk için bizim mesela evimizin zorlu yani 8 odalık evimizin şehir Gulca şehir merkezdeki zorlu alıp bizi köye atıyor. Ben o sene evet. doğmuşum. Yani okullar hep de kapatıyorlar. Bu zamanda bütün yani bir milletini savatsız anlatabildim mi? Savatsız, evet, bilgisiz, evet, bilgisiz, eğitimsiz. Bilgisiz olmak çalıştırıyor. Neden? Mao Zedong'un bir sözü var. Yumin Jinsa İngilizce, Chinese. Yani insan hiçbir şeyi bilmeyen insanlarını kullanmak çok kolay olur. Onların ne diyse onu o insanlar o sözünü dinler diye bu Çinlerinin Çinler kendisi diyor ki Yumin Jinsa yani stupid policy insanlarını bilgisizce böyle kolay kontrol etmeye için. Evet, bir tane söz var bizim Azerbaycan'da, diyor ki bilgi dünyanın en güçlü silahıdır. Evet. O zamanki insan bilgi olsa hiç zaman izin vermez başka insanlar onu bilsin ve başka insanlar onu kullansın. Ve bakarsız dünyaya fark etmez İngiltere olur olsun, Fransa olur, Amerika olur, Çin olur. Her zaman isterler insanları bilgisiz saklayarlar. Çünkü bilgisiz insanlar rahat asimile olar, rahat kandırma olar, rahat binbey olar ve rahat kullanma olar. Ve bu programın da hedefi budur ki bilgi verer insanlara ve bilgimiz olan zamanı biz baş olacağı ve kendi haklarımızı anlayacak, kendi medeniyetimizi, kendi tarihimizi anlayan zamanı bizi kullanan olmayacak. Ve onu maalesef de Doğu Türkistan'da bugün Çin devleti de kullanır ve sizin dediğiniz gibi okullar kapalır, üniversiteye hiç kimsenin koymur Türk milletinden, camiler kapalır ve hatta biraz da söyleyeceğiz, siz de söyle çocukları, bazen çocukları annelerin karnından çıkardılar, öldürürler. Bazen insanların tırnaklarını kesirler. Bazen insanları çalıp ve hiç haber olmuyor. Yıllarca anne babalar çocukların yolunu bekliyorlar. Bunlar bir zulümlerdi ki bir sadece bir kuşesin biz duyduğumuza kadar görüyoruz. Ama sizler orada yaşadınız. Ve sizler birazdan sonra yine başka bir arkadaşımızla konuşacak, Nurla Hanım'la. O da bize anlatacak neler oldu Türkistan'da. Türkistan'da Türk olmak yasaktı. Türkistan'da Müslüman olmak yasaktı. Türkistan'da insan olmak yasaktır. Bugün Çin devleti Türkistan'da, Doğu Türkistan'da insanlığa karşıdır ve bizim Türk milletimizi bir Türk olarak kabul etmirler. Ama bu ne demek isterim ki, bizim o insanlar ki bugün Müslümanlık iddia edirler ki Müslümanlık, ben bunu buradan deyirim ki her kim olur olsun, ne partiden olur olsun, ben ne particiyim ne de başka bir grupa bağlıyam. Doğu Türkistanlılar hem Türk'üdü hem Müslümandılar. Onlar iki Filistinli'ye ve Ereplere kardeş değiller, neden Doğu Türkistan'a kardeş demiyorlar? Neden susuplar? Neden susuplar bu zulme? Neden bir tane Filistin'de bir insanın burnu kanayanda gemi gönderir oraya? Ve kendi mesalehimizi ve kendi bütün ülkemizi tehlikeye salırız bir tane Arap için. Hangi Araplar, ben bunu soruyorum ki AKP'lilerden her kim olur olsun. Hangi Arap bugün Doğu Türkistan'ın zulmüne, protestlerine bize destek verdi? Bunu soruram sizden. Kendinizi kandırmayın İslam'dan. Ol Arap'tan bize kardeş olmaz ve olmayacak. Çünkü Arap Türk'üden nifret eder. Bunu sokun beyninize. Ve bugün hangi Arap bizim bütün Türk ülkelerimizde sorunlarımız oldu, zulümlerimiz oldu, öldürdüler milletimizi. Hangi Araplar bize destek verdiler? Bunu, gerçekleri kabul edin. Niye İslam girip beyninize, İslam'dan sonra başka şey düşünmüşsünüz ve tüh, Türk olduğunuzu inkar ediyorsunuz sadece deyse biz Müslümanız. Müslümanlığın sana faydası nedir? Herkes Müslümandır. Hiç kimse inkar etmir Müslümanlığın. Ama Müslümanlık İslam bir dini düşüncedir. Irk değil. Bilgisiz olmayın, bilgili olun. O zaman bilgi olan zamanı Amerika, İsrail sözü kullanmayacak. Bugün İslam'ı
Bugün İslam'ı Müslümanlar idare etmirler. Haricez Müslümanlar ve İslam dünyasında Müslüman İslam'ı kontrol edirler. Neden? Çünkü bizler Müslümanlar bilgisizik. Bilgimiz yoktu. Gerçeklere gözlerimizi kapatmışız ve herkes bir gerçekten konuşsa ona karşı onu kafir biliriz. Onu kafir biliriz. Bizler bugün eğer bir karşımızda bir başka düşünce söylese ve konuşsa onu düşman biliriz kendimize. Bu bizim büyük yanlışımız. Ve bugün ben burada iddia ediyorum. Müslümanlar bilgisiz bir insanlardılar. Gerçeklerle yaşayabilmeler. O için de bütün dünyanın parası varımızdı. İran'dan tuttu, Arap ülkelerinden tuttu, her yerden. Dünyanın parası var Müslüman ülkelerin. Neden bu şekilde yaşıyoruz? Neden dünyanı biz kontrol edebilmeliyiz? Neden dünyanın siyasetlerinde oyuncağı olmuşuz? Neden Müslümanlar sadece oyuncak olurlar ve bugün IŞİD adıyla yarın dün Bin Laden adıyla yarın da başka bir plan adıyla. Emin olun, buna emin olun ki IŞİD gidenden sonra 5-6 ilden sonra bir başka IŞİD gelecek sahneye. Çünkü neden? Bizler bilgisizlik. Bilgisizlik bizim başımıza beladır. Bu üçündür. Ben bunu soruyorum AKP'lilerden. Ramazan ayında bu kadar dünyanın her yerinde protest yapıldı ve eylem yapıldı ve o Uygurlara destek verdik. Hangisini siz kurdunuz? Hangisini siz kurdunuz? Hep ülkücüler kurdu. Neden geçen hafta orada sadece bir bozgurt nişanesini tutmaya kızdınız ve üzüldünüz? Ve onu bozmak istediniz eylemi. Neden? Çünkü biri bozgut nişanesi tutup. Ben de senin sakal olma, sakal koyma rahatsız olurum. Ama ben o kadar düşünceliyim ki senin sakal koyma ve senin İslam dediği ve senin düşünce ve saygın vardı. Sevmesem gelmirem yani bu. Ama sen saygı yapamıyorsun. Bir Uygur milletine saygı yapamıyorsun. Orada bir Uygur bozgut nişanesini göstermeye sen ondan kavga yapma istiyorsun. Bu senin mantığın ve bu senin düşüncendi. Böyle dünyanın her yerinde eylem yapıldı. Hangisinde AKP'liler yaptılar? Hepsini ülkücüler ve MHP'liler yaptı. Ben MHP'li, CHP'li, AKP'li değilim. Ama gerçekleri söylemek zorundayım burada. Onlar ki değiller Müslüman. Evet, Doğu Türkistan da Müslümandı. Neden yapıyorsun? Neden destek vermiyorsun? Neden susuyorsun? Ne istiyorsun? Ben Müslüman değilsen mi? Müslüman olsun gerek buna da destek veresen. Bu senin vazifondu. Her yerde olur olsa Müslümanı kardeş bilsin. Bu da Müslümandı. Neden sana sadece Arap Müslüman kardeş olur? Ben anlamıyorum yani. Ben bunları her zaman sordum. Neden sadece Filistin sana çok önemliydi? Karabağ önemli değil. Çeçen önemli değil. Doğu Türkistan önemli değil. Neden Irak'ta ve Suriye'de baş kesilen Türkmen kardeşlerimiz sana önemli değil? Onlar hem Türk'üydü hem Müslümandılar. Ama maalesef bilmiyorum sizin onların, o insanların İslam'ı nasıl bir İslam'dı ki sadece Arap'a kardeş bilirler ve Türk olduklarını inkar edirler. Ve maalesef bu şekilde devam edecek ve maalesef de halkımızı kandırıp ve din adıyla da hükümet edirler. Bunlar ne Müslümandırlar ve ne de İslam'a inancıları vardı. Rəhim Hanım, sözü dinleyin. Ben çok kusura bakmayayım, biraz o zulmler ki Doğu Türkistan'da yattı ve insanlar ki susurlar bu dünyada. Onlar ki iddia edirler biz bizik ama hala susuplar. Bilmirəm kimden korkurlar ve neden düşünüyorlar. Ben onları söyleyeyim. Arap'ı kardeş bilen bugün Doğu Türkistan'ı kardeş bilmek zorundadır. Doğu Türkistan'ın bugün çocuğu annesinin karnından çıkartıp öldürürler. Dırnak kesirler. İnsanların ailelerini dağıtırlar. %60, %50 Doğu Türkistan halkını kovdular Türkistan'dan. Bunlara niye susuyorsunuz? Anlamıyorum. Ben sadece bu soruları sorsun ki dinleyicilerimiz kendileri sorsun. Müslüman Müslümandı. Bunlar hem Müslümandı hem Türk'üydü. Yani o Müslümanlardan da değeri çoktu bize. Çünkü bizim can kardeşlerimizdiler. Ben onları sordum sadece. Neden sustuz? Neden Arap size kardeş oldu da o Türkistan kardeş olmadı? Onu sorun bize. Neden Müslümanlığınızı inkar etmiyorsunuz ama Türklüğünüzü inkar ediyorsunuz? Müslümanlık bir dini düşüncedir. Bunu sokak beynimize. Müslümanlık bir dini düşüncedir. Irkı değil. Ben Müslümanlığımı 2 saniyenin içinde değişebilirim. Ama Türk olduğumu asla değişebilmem. Asla değişebilmem. Türkiye'lere bakarsan 600 yıl Müslüman olublar.
Mehmet Fatih geldi, Müslüman yaptı. Ondan önce Hristiyan ediler. Ondan önce de belli değil ki yarın da ne olacak. Pes sen bugün Türklüğü inkar edebilmezsen. Sen bir Türksen önce. Sonra dinin, dini düşüncen Müslümanlıktı ve İslam'dı. O da senin kendi unan ve Allah'ın arasında bir meseledi. Özel bir şeydi, çıkartma dışarıya. Çünkü İran'da biz İslam'ı çıkarttık dışarıya, İslam'ımız bozuldu. İslam dışarıya çıkmaz. İslam evden dışarıya çıkabilmez. İslam bir dinli düşüncedir ve hepimiz de Müslümanlık, elhamdülillah, hiç kimimiz de inkar etmiyoruz. Ama önce ben Türk'üm. Budur beni önemli. Doğu Türkistan'da eğer Türk'ü de o Müslüman da olmasa illa yine bana Türk'üdürler. Yine ben onlara kardeş gözüyle bakıram. Ama AKP'liler ve bu AKP düşüncesinde Müslümanlar. Çünkü onlarla Müslümanların gerçek Müslümanlıkla farkı var. Onların İslam'ıyla bizim İslam'ın çok farkı var. Evet, onlardaki bugün Müslümanlığı sadece Arap'ta görürler. Bunu yine tekrar edeceğim. Arap'ların bizden nifreti var. Unutmayak bunu. Bunu unutmayak. Bunu gene tekrar soracağım ve sizi dinleyecek hangi Arap bizim Müslüman ülkelerinde bu kadar zulüm oldu ve bu kadar sorunlarımız oldu. Hangi Arap bize destek verdi? Onu herkes sorsun kendinden ve devletçilerinden sorsun. Sizi dinleyecek Rahim Hanım. Tamam. Teşekkür ederim. Yani bu medeniyet inkılavı diyen bu zulüm zamanlarda bizim Uygurlarının yani dini kitapları hep de eski tarihleri hepsini otura getirip ev evlerden alıp göydürdüler, ateşe koydular. Yani bizim tarihimizi bitirip Uygurlar tarihten Çin'in bu Doğu Türkistan diyen bir devlet olmayan tarihten bu Çin'le beraber yaşayan bir millet diyen bir yeni bir tarihi yazdılar. Onun için ben mesela orada büyüdüm. Hiç tarihimi sadece anne babamdan anladım, başka hiçbir kitap yoktu sana okumak, bilmek için. Ben Uygur kimdir diye kitaplarını okumak istesek yoktu. Çünkü kitaplarını yok attılar. Yani bir çünkü Çinler kendisi de bir kelime var. Çince desem Wangji Li Shi Jiu Shi Bei Pan. Tarihini unutan insan haindir derler. Onun bizim yani kendi kendimize böyle bir hain yapmak istediği için bizim tarihimiz ne? Yani Müslümanlığımız ne? Çünkü bu kadar yani Kur'anlarını evden açıp ateşe koydular. Evet, yaktılar. Bu 10 sene yani bu ya 58'den ta 70 ta Mao 76'da ölür. Bu zamana kadardı ki yani bütün Çin'de en karanlık bir siyaset hep de Doğu Türkistan'da yani yeni komünist girenden en bir karanlık bir zamanını geçirdi Doğu Türkistanlıklar. Bilimlik insanlarımızı yok attılar. Şairlerimizi hapislere gönderdi. Dini mollalarını öldürdü. Zenginlerini zengin diyen komünist rejimde zengin diyen bir suçla onlar ne de öldürüyor, astılar, öldürdüler. Yani dediğim gibi hiç zarar uçurmayan hiçbir aile yok o zamanlarda. Benim yani çocuk zamandaki bir hatirem bir gün köyde dışarıdan eve giriyorum, oynuyorum. Vatanni Kutkuzuş Radyo İstansisi, Vatanni Kutkuzuş Radyo İstansisi, o kelimeni söylüyorum. Ben kendim de bilmiyorum, o zamanda belki 4-5 yaş zamanım. Babam dedi, sus dedi, söyleme dedi. Ben anlamadım, yani daha sesli. Vatanni Kutkuzuş Radyo İstansisi. Babam geldi, o kadar yani kızdı. Ben
O zaman kadar hiç babamın öyle bir kızdığını görmemiştim. Dedi sus. Bu böyle ikinci bunu söyleme. Dedi bunu başkalar duysa polis gelir beni götürür. Sen ikinci beni hiç göremezsin dedi. Sonra bana anlattı bu vetenle kutkuzuş radyo istansı babam gizli anlıyor. Ben yanında bazen duydum o benim kafamda kalmış. Yani o zamanda o bir çocuk 4-5 yaştan duydum ki her şeyi öyle istediğim gibi konuşsam olmaz. Mal ölüyor. Öldükten sonra bir siyaset değişiyor. Yani sonra 80'inci yıllarda yani dinli erkillik, dinli özgürlükler, dinli özgürlük, bu medeniyet, inkılap, bu hata oldu diye bütün hapislerde yani ölmeyen, hayat kalan kişiler geri dönüyor. 20 sene tarım hapislerinde yazarlarımız 18 yaş, 16 yaşlarda gidenler 20 sene sonra bir yaşlı adam gibi yaşlı dönüyor. Yani 80'inci yıllardan 90'inci yıllar bu 10 sene içinde biraz siyaset yani o önceki zamanlardan o medeniyet inkılaptaki zamanlardan biraz iyileşirler. Camiler tekrar açılır, okullar açılır, üniversiteler normal olur. 84-85'lerde yani o Uygur üniversitelerde bu Çin polisi Uygurlara olan siyaseti karşı az karşılıklar olur, protestolar olur. 89'da yani bu da bir Çin siyasetinin bir dönüm. Ben Çin siyasetini çünkü ben ilk okuldan üniversite hepsi Çin okulda okudum. Bu Doğu Türkistan'ın durumunu anlatmak için Çin siyasetini anlatmak zorundayım yani. Çünkü bu Çin bütün devlet siyaseti bize bizim durumumuza çok yani muhim. Çok önemli, evet. Çok önemli bir önemlidir. Ben 89'da Dalian University'de okuyordum. Dalian University Technology benim kesim petrokimya engineer. O da Pekin'deki 5. ayda Pekin öğrencilerinin yani Çin hükümetinin corruption Türkçe kelimesini bilemiyor. Yani demokrasiye için, insan hakları için, yani Demokrat Partisi'ni Komünist Parti kabul etmek için öğrenciler Peking'de protesto yapıyorlar. Evet, evet. Protesto. Bu protesto bir ay devamlaşıyor. Biz o zaman Dalian Üniversitesi'den geldik. Pekin'deki üniversite beraber hepimiz yani bütün ülkelerden üniversite öğrenciler geliyor. Uygur olsun, Kazak olsun, Tatar olsun kimse yani bu Çin hükümetinin siyasi diktatör siyasetini siyasete karşı. Bu harekette birinci en büyük birinci rol alan Çin'dir. Wang Dan onun adı. İkincisi bizim Uygur Küreş Devlet.
O Pekin'de büyüyen benim arkadaşım. Evet. Pekin'de büyüyen, yani demokrasiye demokrasiye devlet kurulsun, komünistler gitsin diye böyle bir protesto oldu. Yani çok gurur duyuyorum, yani bir devletin o kadar bir büyük bir Çin'e karşı, yani bizim Uygur ikinci rol alan bizim Uygurumuzdur. Altıncı ay bir ay, yani o zamanlarda, yani şimdi ben şimdiki durumlara her zaman bu hangisi iyiydi, hangisi kötüydü diye böyle fark demek istiyorum ki. Yani 89. yıllarda bütün Çin devletinin durumu şimdilikten daha iyiydi. Neden? Bir ay kadar polisler bize yani şey yapmadı, baskı bir şeyler yapmadılar. Yani bir ay öğrenciler o zaman özgürlükle protesto yapabildi bütün devlette. Bir yerde biz Doğu Türkistan'daki öğrencilerde öyle oldu. Ama sonra agahlandırış verdi. Siz çıkmayın, gidin okula gidin, üniversite devamlaştırın. Biz eğer siz dinlemesiniz, biz military kullanırız. Biz yani esker kullanırız. Öğrenciler hiç bunu inanmadı yani. Öğrencilere nasıl bir devlet bu esker kullanır diye. Ama biz 6. ayının 3'ü bizim öğretmenimiz dedi ki bu gerçektir. Pekin'in o 20-30 yani o şey sırtı da askerler geliyor. 4 sabahda bu teminde kim olsa onu öldürürler. Lütfen gitin dedi. Biz 6. ay 3'ünde biz gittik, Dalyan'a gittik. 4.'sü bu bastılara yani öldürdü. Kaçı yüzlerce öğrenciler öldü. Sansız yani kimse. Şimdiye kadar 26 senedir Çin hükümeti bu kendi yani kendi milletini en akıllı, en devlet için, millet için kafasını başını katıran böyle insanlarını öldürdü. Evet, hapise maalesef. Attı. Hapise attı. Evet, maalesef. Maalesef. 89. yılda bunların yeni bir leadership oldu. Ondan bu leadership, yani o Çin'in leadership daha hevihen dedi, yani katlı kollu. Zulmü biraz daha fazla arttı. Zulmü siyaset. Evet. 89'dan zulmü siyaset bütün Çin'de. Andan hep bizim Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı yeni, yani bu Uygurlar ve milletlere karşı yeni bir siyaset başlandılar 89'dan sonra. Evet, maalesef. Rehme Hanım, çok teşekkür ederim sizden. Biz Nurla Hanım da mesaj atmış ki bekliyor. Ben birazdan Nurla Hanım'ı da arayacağım. Onunla da konuşacağız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eğer son bir konuşmamız olsa, son bir sözümüz olsa söyleme için buyurun, biz siz dinliyor. Yani benim demekçi olduğum 90'ıncı yıllardan şimdiye kadar, yani 97'de Gulca 97 ikinci ay 5'de Gulca'da büyük bir protesto oldu benim şehrimde. Ben onu yaşadım. Onda yani yüz Uygurlarını saldırdı. Hep de 5-6 bin Uygur gençleri hapise aldı. Bu protestolar yani Çin'e bize bizim devletimizi ver veya biz özgürlük istiyoruz veya biz böyle yaptık bir şey değil. Yani öyle yapsa hemen saldırır. Yani bunlar sadece kendi bir hakları için. Mesela
97'deki Gulca protesto neden oluyor? Buna zaman olsa anlatmak istiyorum. Bize zamanımız çok azdı. Çünkü başka bir konuğumuz da alacağız. İnşallah bir başka programda. İnşallah siz tamam. Bir iki haftadan sonra size bir özel program yaparız. Yani Uygur müziği olan. Onda yine küçük bir tarihçeden konuşacağız. Ve Uygur'un siyasi durumundan da çok az konuşarız inşallah. Ama çok isterim ki son konuşmamızı yani neler olur ve ne... Tamam. 97'de bu oldu. O 2009'da o Ürümçi'de protesto oldu. Şimdiki durum yani Uygurların durumu tarihimizdeki en karanlık, en zor dini cihetten, ekonomik taraftan, siyasi taraftan Uygurlarını yok atmak bir açık yani önceden gizli yapsa şimdi açık böyle Müslümanlıkını yok, hatta dilimizi yok atmak için çalışıyorlar. Evet maalesef Doğu Türkistan'da bu şekilde her şeyi mahvetme için çalışır. Her şeyi mahvetme, dil için, siyaset için ve insanlığı için çalışır. Ve bugün de Rahime Mahmut bize anlattı Doğu Türkistan'da 60 yılın içinde neler oldu ve neden bu siyaset ve bu zulüm yapılır Doğu Türkistan'da Türk ve Müslüman kardeşlerimize. Rahime Hanım ben çok teşekkür ederim sizden zamanınız için. Çok değerli bilgiler aldık. Çok değerli şeyler söylediniz bizim için. İnşallah size başarılar dilerim. Müzik yolunuzda ve siyaset yolunuzda. İnşallah çok yakında yine size bir Uygur müziği olarak program yapacağız. İnşallah orada stüdyosu uğurlayacağız. Ben çok teşekkür ederim zamanınız için. Kendinize çok çok iyi bakın ve sizin Leven Yala şarkısını çalacağım şu anda. Ne anlamdadır bu Leven Yala şarkısı? Leven Yala bizim Uygurlarının kendi devletimizden zorlu başka yerlerde yaşadığımız yani dağlardan orun aldık, dağlardan orun aldık, bağlardan orun tekmey, bağlardaki orunlarımız aldılar diye. Görgen günümüz budur. Rakipke boyun eğmeyi. Yani düşmenimize boyun eğmedik. Bu durumlarda yaşıyoruz diyen bir şarkı. Yani Uygurlarının kendi devleti de duramazsın başka yerlere zorlu çıkan zamanlardaki yazılan bir şarkıdır bu. Evet ben sizin müsaadenizden bunu çalırım ve ondan sonra Nurullah Hanım bizler olacak İstanbul'dan. Sizden çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok size iyi bakın. Görüşmek üzere. Size de teşekkür ederim. Sağ olun. Bay bay. Londra Türk Radyosu.
Amen.